Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kalktık şimdi, kahvaltımızı yaptık. Evleri şöyle bir süpürdük, sildik. Annem kapının önünü süpürüyor şimdi. Mis gibi kokuttuk. Ben Nescafe yapacağım, onun için su kaynatıyorum. Sadece yatak odasını ellemedim çünkü oranın yüklüğünü, bir de çamaşır katladı, dolapları temizleyeceğim annemin. Güzelce düzenleyeceğim. Kolay gelsin Fatma'cığım. Kapını süpürüyor annem. Babam duş aldı, yattı. Abimle Çınar'da. Anne acıktı. Oğlum yeni kahvaltıdan kalktık. Herkes kafasına göre takılıyor. Hava da efsane güzel. Gerçekten çok güzel. Sıcacık ama bugün yasak var tabi. Gerçi herkes dışarıda ama. Ama çok güzel gerçekten ama. Şimdi abim için markete gidecekler. Ben de annemin gardırobunu ya kırıldı ya. Çok üzgünüm. Daha da şurası yapışsa iyi olur da, yapıştırabilsem. Bilmiyorum da ayarlayacağım. Annemin gardırobunu, bir de yüklüğünü şey yapacağım arkadaşlar. Düzenleyeceğim. Kendisine geldim. Annem gardırobunu çok düzenli ama çok böyle bir düzen yapamamış. Benim de düzenim güzeldir. Az çok biliyorsunuz. O yüzden annemin gardırobunu şöyle kendime göre bir düzen yapayım dedim. Annem de tamam yap kızım dedi. Güzel bir şekilde katlayıp güzel bir düzen yapacağım bakalım. Pazartesi günü yarın tripod alacağım arkadaşlar. Şimdilik bu şekilde idare edeceğim. Yamuk gösteriyor. Yani yamuk duruyor şu an ekran ama idare edelim. Şimdi öncelikle şu üst kısma bir bakacağım. Niye açılmıyor? Şurada annemi de çağırayım da. Anne! Anne o! Buradan ne indirdi acaba annem? Bir tane bezlik adım geldim. Şu üst yüklük bölümünü bir oraya bir sileyim, tozunu alayım. Annem orada ne varsa onları boşaltmış. Sildim. Buraya herhalde belli başlı şeyler koyacak annem de. Ben şurayı düzenleyeceğim. Öncelikle şuraya bir ne varmış burada bir. Ha, buraya kazakları koymuş ama büyük ihtimal annemin kazakları yine burada duracak gibi geliyor. Çünkü burası geniş. Yine burada dursun. Bunu katlama şekli güzel katlamış. Şöyle düzgünce bozmadan buraya bir koyayım. Şunu bozmuşlar. Anne. Efendim anne. Ne yapıyorsun? İyiyim bir tanem. Sen ne yapıyorsun? Hayır anne, işini söyledim. İşini yapmış. Şu an çamaşır katlıyorum Çınar'cığım. Anneannenin gardırobu çamaşırını katlıyorum. Hangi gardırobu? Dedenin annenin gardırobu. Katlıyorum şurayı. Ya da anneannemle dedemin gardırobu yerde. Annemi pantolondan çıkardım. Atacaklarımı atıyorum. Anneme tabi zor ikna ediyorum. Burada bunların hepsini giyeceğim diyor. Şunu anne. Ne bu? Kumaş. Hangisi? Şurada bir tane sarı kumaş var. Anne. Paçana vereceğim ben kilo. Anne onu giymen için 7-8 kilo vermem vereceğim lazım. Vereceğim sana. Al canım. Ya bunu babana şey diktireceğim. Şu pantolon bedenle diktiremez miyim acaba? Bunda. Şu kumaş işte ligrasız. Ne yapacağım ben? Baban gitti bunu da takım diktireceğiz bana. Diktiremedik kaldı. Of. Şunları çıkarırım sana. Şurayı düzenledim. Şöyle yaptım. Aşağıda çoraplıkları var. Şurada kışlıkları var. Şimdi buraları düzenliyorum. Şunları çıkaracağım. Arkadaşlar annemlerin şeylerini boşalttım hep. Neler çıktı. Şu bizim eski telefonumuz satılıyor. Bu ilk aldığımız mıydı? Bu daha modern şu abi. Bunu sonradan aldık. Ben hatırlıyorum ben. Bu sonradan daha modern evet, olan. Şu da ilk aldığımız. İşte Panopon. Bu şurada ekran çıkıyordu. Ay ne kadar güzel ya. 219 neydi ya? 29-69 mıydı? Şey.
Acaba taksak çalışır mı ki abi? Çalışır hiç. Bağlantısı çalışır. Çalışır. Şuradan şeye... Şey kullanmıyor. Şu giriş yere. Ne şey var abi? Orada pilleri vardır da. Pilliymiş. Pilleri sökelim abi. Pilleri gitmiş. Şuradan şey yapıyorduk işte. Kabloyu. Pilleri at çöp at. Şu da sonradan almıştık çok. Anahtarları. Dursun bunlar ya. Yapıyorlar telefonlar. Vallahi yoruldum arkadaşlar. Bittim. Şu rafları falan hep sildim. Şöyle yerleştirdim. Şu iç kısımda askılıkları düzelttim bir de. Çekmeceleri düzelttim ama özel olduğu için göstermiyorum. Sonra buralar çok dağınıktı. Şu üstler çok dağınıktı. Hep birbirine geçmişti. Atılacakları falan ayırdım. Orayı düzelttim. Sonra burayı. 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 Yani yerlerini pek değiştirmedim ama hepsini daha düzenli bir şekilde koydum. Temizlenmiş oldu. Atılacaklar falan atıldı. Şöyle sepete daha düzenli bir şekilde koydum. Aslında burada üst kısımları düzelttim. Gösteremiyorum. Şu üst kısmı yorgan gelecek zaten. Şuraları düzelttim arkadaşlar. Daha güzel derleyip topladım. Daha sonrasında şurada yine böyle poşete derleyip topladım. Bazı parça tüller vardı. Şu pijamalara bir türlü yer bulamadığım için şu çarşaflar var arkada. Çarşaftan önüne koymak zorunda kaldım. O kadar dolabın içinde pijamaya yer bulamadık. Düşünün artık. Ama işte ben içerideki dolabı kullanıyorum şu an. Normalde ben oraya kullanmadım da o koca dolap boş oluyor. Annem oraya da koyabiliyor. Buraya sırf kot pantolonlarını koydum annemin. Şöyle. Şurada da arkada işte kışlık eşofmanları var. Normal eşofmanları var. Şu alt kısımlar... Şuna ütü konulacak da. Buraya annem böyle yapmış. O yüzden içerilemedim. Şekerlikler var. Şu şekilde aslında burayı da düzenlesem. Buraya boşuna yer kaplamış annem. Oraya da bir el atayım şimdi. Daha sonrasında şurada işte cevizidir, bademidir, un kovasıdır var. Dolapların içi çok derin. Burası da böyle abur cubur sepeti var şurada. Şu şekilde kilitli. Abimler yeni cips falan almış. Onları koymuşlar. Bir de dün biz işte değil mi 36 feyrilerden aldık. 25 liraya düşüyordu. Bu şekilde. Böyle buranın da dibini yani. Sildim. Şu şekilde düzenledim. Buraya da ütü gelecek. Böyle. Anne. Efendim aşkım. Annem ayakkabıları yıkadı. 30 derecede attı. Çok güzel tertemiz oluyor arkadaşlar. Sizler atmıyorsanız atabilirsiniz. 30 dereceye geçkin atmayın lütfen. Çünkü ayakkabılara zarar verebilir. Böyle 30 derecede attık. Tertemiz oldular. Kurumuşlardır. Biraz sonra onları toplayacağım. Ben dolapları hallederken anneciğim de burada salata yapmış. Böyle. Daha sonrasında kıyma çıkarmıştık. Köfte yapmış. Bir de patates kızartmış. Yuvarlak yuvarlak yapmış patatesleri. Bir de biber kızartmış. Bamya çorbamız da var. Eline koluna sağlık annem. Pilavımız da var. Eline koluna sağlık. Allah bin bereket versin. Hamdolsun bugünümüze de. Ben de gördüğünüz üzere arkadaşlar yatak odasını falan hallettim. Şunları ayırdım. Bunlar verilecekler. Çünkü hepsi sağlam. Yırtık olanları falan ayıracağım ama böyle sağlam olan pantolonları. Bunlar işte bedeni falan olmadığı için anneme giyemiyor. Temiz durumda görüyorsunuz. Temiz durumda olanları güzelce katlayacağım. Bunları vakıfa ya da kutulara atarız. Gerisinde arkadaşlar eğer kullanılmayacak durumda olanlar varsa onları da zaten çöpe atacağız. Böyle bayağı bir pantolon falan çıktı. Daha sonra şurada annemin bu şagi yolluklarına falan var. Onları da yine ihtiyaç sahibi olan insanlara vereceğiz. Annemin birkaç kafasında birileri varmış. Onlara vereceğiz. Bu şekilde vallahi dolaplar bitti ya. Şükür en önemli şeylerden bir tanesi bitti. Mallarım tripodum iyice kırıldığı için ondan dolayı şey yapamıyorum. Tripoda koyamıyorum. Kusura bakmayın lütfen. Yarın pazartesi. Yarın çarşıya gideceğiz. Daha doğrusu dükkana gideceğiz yani. Abim bir 3-4 gün kadar falan olmayacak. Biz de dükkanda duracağız annemle. O yüzden yarın tripod alacağım bir tane. Küçüklerden aynısından almayı düşünüyorum. Bilmiyorum belki farklı bir şey bulursa farklı alırım. Şu pantolon da çok güzel, çok yeni. Ama sadece böyle şurasında mı bir yerinde bir çamaşır suyu lekesi vardı küçücük. Ha, şurada. Çok güzel arkadaşlar. Yeni pantolon ama bir tane şurasında küçük çamaşır suyu lekesi var. Şöyle bunu da böyle katlayalım. Tertemiz. Hiçbir yırtığı, yıpranık hiçbir yeri yok.
Bunlar temiz olduğu için yıkamıyorum. Şöyle. Zaten kot pantolonların alt kısmından çıktı. Katlayalım bunları da. Şunun da hiçbir şey yok. Bunun da beden olarak anneme bol geliyormuş. Büyük geldiği için bunu da. Şöyle katlayalım bunu da. Şunu da katlayalım. Şöyle koyalım. Daha sonra şu da yine annemin pantolonu. Bunda çamaşır suyu falan yok. Bu bayağı büyümüş yani. Hani Elsıvan'ın kotu bunlar hep. Şu bir tanesi Mavi'nin kotu sanırım. Bu da Elsıvan'ın. Bu da bayağı bir büyümüş yani. Genişlemiş. Bunu da ondan dolayı giyemiyor annem. Bunu da kaldıralım. İhtiyaç sahibi için. Yine burada var bir tane. Bu da Elsıvan'ın. Hepsi Elsıvan'ın. Bunun da kumaşı falan çok güzel. Bunun da çamaşır suyu lekesi falan yok. Hani bunu niye şey yapıyordun? Bak yanlış kot gitmesin. Hangisi? Şu Elsıvan'ın. Bu senin kotun. Bu sefer iyice. Şu da yine Elsıvan'ın. Hep Elsıvan kotları. Bu da Elsıvan pantolonu. Bu da. 3, 4, 5, 6, 6 tane çok güzel kot pantolon. Bir tane daha var arkadaşlar. Bu da temiz. Yine anneme bol ya da küçük geliyor bilmiyorum. Bu var turuncu. Bu da ben kendime almıştım. Bayağı bir sonra kilo verdikten sonra bayağı bir şey geldi bana. Pantolon büyük geldi. Sonra anneme verdim. Annem de renginden dolayı sanırım. Kavun içi rengi var. Çok güzel aslında. Turuncu bir rengi var ama. Annem de renginden dolayı herhalde giymek istemedi. Şurada bir tane yazlık elbise var. Katlayacağım. Şöyle tertemiz katlayalım. Bu şekilde. Bir de şöyle bir şort var. Penye bir şort. Bunun da bir lekesi, bir yırtığı falan yok. Gidecekler, verecekler bunlar. Şöyle 3, 6, 7 tane kot pantolon var. Pijama var. Bir de uzun kollu bir tişört var. Bir de şu annemin yıllar önce İstanbul'dan kalma yatak örtüsünün parçası. Atmamış bunu. Kullanırım diye. Bunu da şöyle yapacağım arkadaşlar. Şöyle temiz bir şekilde olsun diye böyle boğaça şeklinde buna saracağım. Temiz olsun diye. Bu şekilde yaptım. Saat 10.25 geçiyor arkadaşlar. Böyle poğaça yaptım. Hamurunu annem yoğurdu. Mayalı hamur yoğurdu. Şöyle ben de yuvarladım. Güzel de iç harcını koydum peynirli. Bunları pişireceğiz biraz sonra. Abime yolluk koyacağız. Kendimiz de yeriz bu şekilde. Mutfağı toparlıyorum şimdi. Fatma Hanım ne yapıyorsunuz? Duştan sonra krem sürüyorum yüzüme. Biraz şöyle masaj yapayım da yüzüm güzelleşsin. Bakımsız kaldım bugünlerde de. Gözaltı masajı öyle mi oluyor anne? Aslında küçük parmaklarını da yapacak. Kremi mesela bak, anne. Bak böyle. Böyle kremi yedireceksin. Ondan sonra bu alın masajı. Şöyle hafif tokatlama. Bayan kol görmeyendesiyim ben. Hayır şey... Şu yanakları için de şöyle yapıyorlar yukarı doğru kaydırıyordun ya mesela. Şöyle kaydırıyorum da krem bitti. Kaymıyor. Ha. Normalde şöyle. Annem bazen bir de alnını böyle gerdirerek oturuyor. Ya, ortası çatal yapmış. Kaşımı ama o işte o yaşlılık belirtisi değil o alışkanlıktan. O alışkanlık. Ya, yıllardır böyle. Tabii. Yıllardır. 30 kaç yaşında belirtti anne? 35 yaşında falan böyle hafif hafifti. Farkında olmadan çatıyorum kaşımı. Çata çata burada yer edinmiş. İz edinmiş iz. Yani oraya botoks yapılması lazım. Açılmaz aslında orası da. Hani benim de öyle olacak. Olacak. Seninki de çatal olacak. Niye? Seninki çatal kırıyorsun. Benimki tek kırma. Biraz sakıt. Çınar diyor. Anneyle kurana ne oldu senin diyor. Ben de pek memnun değilim oradan ama o da beni de rahatsız ediyor da. Botoksa ama sen hep kaşını çatıyorsun. Ya farkında olmadan çatıyorum işte. Farkında alışmışsın olmadan. İşte. Biraz sert bir görüntüm var ya. Resmi bayan. Ben bakayım bakalım değişiklik olur mu?
Aslı bende var ya, oraya bir botoks yaptıracağım, direkt açılırım. Acaba ne kadar uzun süre sürüyor acaba? Botoks'u de şöyle bant yapıştırsam diyeyim. Şöyle de bant yapıştırsam, arkadan bağlasam acaba sabaha kadar kalsa açılır mı? Şey, Japonlar bu göz kırışıkları için bir de çekik yapmak için bantlıyorlarmış, biliyor musun? Gizli bantlıyorlarmış. Nasıl bant ki o? Hayır, normal para bandı var ya. Mesela para bandıyla şuradan gizli bantlıyorlar. Yani şu yüzünü şuraya bantlayıp üstüne fondötenle kapatıyorlar. En az öyle mi duruyormuş? Evet, öyle duruyor. Saçmalama, canım öyle durmuş. Ciddi söylüyorum bak, gözlerini böyle daha şey yapmak için böyle... O farklı bir banttır. Yok ya, normal para bandı işte. Var mı öyle, ben de alayım. Para bandı yok mu anne, evde var? Japon gözü yaptırayım. Bak şöyle yapıştıracaksın, öyle bir sistem olacak. Şöyle, şöyle arkadan alnınla gözlerini birlikte arkadan bağlayacağım. İki gün öyle gezeceğiz. Böyle bir şey olsa aslında deneyeceğim de. Anne, gençliğine dönmek isten kaç yaşına dönmek isterdin? İstesen kaç yaşına dönmek isterdin? 20. Ama 20 yaşında neredeydin sen? İstanbul'daydın. Sınavabiliydim. Gençliğine diyorum anne. Gençliğim olmadı benim hiç. Çok erken evlendiğim için. 21 yaşında hamile kaldım. İşte 22 yaşında. O zaman sen çocukluğuna dönmek isterdin. Çocukluğumda köyde geçtiği için iş yoktu. Pek istemem dönmeyi. Hiç çocukluk yaşamadım. O zaman neye dönme? Bence şimdiki haline o zaman. Yani 35'li yıl, 35-30'lu yaşlarıma olabilirdi. Sen o zaman şöyle de bak, yanlış konuşuyorsun. Yani şu anki hayat şartlarında 30-35 yaşlarında olmak isterdim de. Ya bu şartlarda 30-35 yaşlarında olmak isterdim tabii. Değil ki. Yani çocuklarımın da küçük olmasını isterdim. Değil mi şu an? Ay, ne hani güzel. Seve seve büyütmek isterdim. Geçtim, her şeyi böyle daha bolluk içinde. Bak, geçtim, toydum. Fakirlik vardı. Yani ister istemez yani şimdiki kadar çocuklar, mesela şimdi çocukların her istediği alınıyor, her istediği yapılıyor. O zaman ister istemez tek maaş, zor geçiniyorsun. Yani her şey zordu. Her şey mesela zor. Şu an bir 35 yaşında olup da bebek arabasıyla beni gezdirmek ister miydin? Çok isterdim. Değil mi? Tabii, senede oğlumla ikinizi de gezdirmek isterdim. Yani hiç çocuklarımı istediğim gibi büyütemedim. Hiçbir konuda yani. Evet. Sizin sevmeyi bile bilemedim. Çünkü çocuk sevmeyi bile bilemedim. Niye bilemedim? Çok toydum. Sizin yüzünüzden biz de bolluk içinde büyüyelim. Bolluk içinde büyüseydi nasıl olmuş? Fatmacığım, vedalaşalım mı? Canlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ben nasıl veda yapıyorum? Benim yaptığım gibi. Allah'a emanet olun. Canlar, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay ya. Sizleri bay bay. Bay bay.